Bir çivi çakan ikinciyi gelsin bizim elimize çaksın. BDP bu noktada. Ben bu konuda partimi bağlayıcı bir laf etmeden şahsi bir düşüncemi söyleyeyim. Eğer çekilmek icap etseydi Anayasa Komisyonu'ndan Roboski de çekilinirdi. Daha bir fatiha bile vermediler, bırak şeyi, kınamayı. Daha bir ağız dolusu ölenlere bir rahmet okunmadı. Bir, çekilmek icap etseydi Pozantı'nın sabahı bizim meclisten bile çekilmemiz lazımdı. Eğer o çocuklar 24 saat içinde evlerine götürülmediyse bırak Anayasa Komisyonu'na, bizim oradan bile çekilmemiz lazım. Bu Anayasa Komisyonu'ndan ya da bu yeni anayasa çalışmasından çekilen 100 yılın lanetlisi olur. Ucundan tutan da öyle olur. Peki ben bir soru sorayım. Herkesin, ben o komisyondayım. İlki olarak da çok konuşmuyoruz dışarıda ama bu kadarını sanırım ihlal edebilirim. Ama konuşma zamanında geldi galiba. Nisan'da. Evet. Bu konuda Ayakkabıcılar Kunduracılar Derneği'nden tutun, yerel küçük mahalli derneklere, sizlerden evet, tutun, cemaatlere varana değin. Bu ülkenin yelpazesinde var olan herkes görüş beyan etti. Görüş beyan etmeyen bir yapı var. AK Parti. Çok yeni zaten anayasadan ne anlıyorsunuz? Ne murat ediyorsunuz? Ne sizin olurunuz, ne olmazınız? Mesela efendim şimdi kimsenin zekasını aşağılamamak gerekiyor. Efendim bir herkes söylesin, biz söylersek polemik konusu olacak. Ya siz söylerseniz ve varsa bir iyileştirme şeyiniz, işte iklim dediğimiz bu tür şeylerin bileşenlerinin bir araya gelmesi. AK Parti'nin söylemediğini nereden, yani nasıl tespitini yapıyorsunuz? Komisyona mı? Sizin komisyonda şu an biz hiçbir şey söylemiyoruz. Söylemiyorsunuz. Şu an kamuoyuna yansıdığı kadar herkes deklar etti yeni anayasadan ne beklediğini, olurlarını, olmazlarını. AK Parti'de çıt yok. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ben bir şeye bağlamayayım. Hani siyaset olur. Bence herkes bunun üzerinde düşünsün ve buna zorlasın. Yani iklim dediğimiz şey, ben okumayı şöyle yaparım. Dediğim gibi buğz ile yapmam. Ne hedefliyor? Yine unuttuklarını hatırlatmak babında. Bakıyorsunuz ki anayasal nizamı ilgilendiren yapısal şeylerde büyük bir telaşı var. Nedir bu? Mesela kentsel dönüşüm ve afet yasası diye getirdikleri 10 bin kelimenin içinde 8 kere afetin geçtiği gücü kenz etme, gücü merkezi biriktirme, merkezi biriktirme. Şimdi sizin yerel yönetimlerle güçlendirilmesi ilgili önermeniz nereye? Bu yapılan, bu mesela anayasal bir iş. Siz gücü bu kadar, yani Hemşin Yaylası'nda hangi HES'in kurulacağından, efendime söyleyeyim sahildeki hangi yapının Karadeniz sahilinde ya da Fethiye'de neyin kime imara açılacağına, Ankara'daki tek bir gücün karar vermesi, gücün merkezileşmesi. Dolayısıyla anayasayı önerdikleri... Ben böyle bakarım, niyet okumam. Ben böyle bakarım. Bunu sen kanun tasarısı olarak getirmişsin. Bütün bu ülkede orman kanunu, mera kanunu, sahil koruma kanunu, boğaz öngörünüm kanununu, geri görünüm ve etki alanları kanununu, milli savunma kanununu ve kültürel ve tarihi varlıkları yaşatarak koruma kanunu mülgadır diyorsun bu kanunla. Ben niyet okumam. İşte yaptığın, işte bunun yönelimi. Demek ki sen gücü merkezileştirmek istiyorsun. Peki bu derde derman mı? Yani kenz büyük günahlardandır. İnfak edeceksin, dağıtacaksın. Burada sadece bir yetki değil ki. Arsa demek, para demektir. Bir işin içine para girince, bakıyorum ben AK Parti'nin bir şey söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı da sevgim vardır, saygım vardır. Yani öyle bir kahrolsun noktasında hiçbir zaman olmadım, bugün de değilim. Ama
Bakıyorsun şimdi bu gelinen noktada bu kadar gücü merkezileştirmek büyük bir vebalin altına girmek aynı zamanda. Şimdi Dağıt kardeşim sen bırak Karadenizli ne yapacağına kendi karar versin. Belki o zaman demokratik özellik dediğimiz ya da sizin yerinden yönetim, yerel yönetim dediğiniz şeylerin aynılığı, benzerliği, aykırılıkları o zaman konuşuruz. Peki Sırrı Bey, çok kısa bir eklem aramız var, daha sonra devam edeceğiz. Ondan sonra efendim çözümü söyleyelim. Peki. Belki bir de çağrı yaparız. Aman aman ya katlime ferman, ya derdime derman. Ferman ya derdime derman ama. Gönlü olunca tekeden süt sağardırlar. Arkadaşlar eski bir siyasetçinin dediği gibi bir ayda kabak bile yetişmez. Böyle bir hukuksuz anayasa mahkemesine bir ayda başkan vekili yetiştiriyorsunuz. Birisi bir aslan dövmesi yaptırmaya karar vermiş. Gitmiş dövmeci. İlk iğneyi yer yemez zıplamış acıyla. Neresini yapıyorsun demiş. Demiş yelesini. Ya demiş yelesini boşver, yelesiz olsun. İkinciyi vurduğunda neresi kuyruğunu, yok kuyruksuz olsun. İşte böyle o olmaz bu olmaz, biraz canımızı cefaya sokmamız gerekiyor. Devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu içinizdeki baytarlara sorun. Evet efendim, basın kulübünün son 6 dakikası içerisindeyiz. Pek çok soru vardı şu ana kadar. Sırrı Bey gerek Nevruz, gerek siyasi gelişmeler, gerekse bu gerginliklerle ilgili açıklamalar yaptı ama son kalan bölümde de isterseniz sözü size bırakalım ve biraz daha somut çözüm önerilerinizi de alabilirsek sanırım daha tatmin edici olacak. Bütün kalbimle inandığım ve arzuladığım bir şeyi söyleyeyim. Ortam, bakın konuşuyoruz, hepimiz birbirimize keder saçıyoruz. Yani sadece naklettiklerimizle. Fakat halen ve ne iyi ki çözüm zemini kaybedilmiş değil. Kaybedilmiş değil. Burada ihtiyacımız olan şey iki şey. Bir, meclisin Van deprem oluyor diyelim, daha travmatik şeyler oluyor. Nasıl meclis araştırma komisyonu kuruyor? Efendim yeni anayasa ihtiyaç var, uzlaşma komisyonu kuruyor. Meclis bu iş için akil insanlardan, akil insanların da olduğu ya da sadece seçilmişlerin olduğu bir komisyon kurar. Ve bunlar meseleye güncel olanla ilgilenmek yerine çözüme dair ne yapılabileceğini düşünürler. Yine baştan dedik, samimiyetle de inandığım bir şey, yani tarihseldir ve kutsal bir tarihe de aittir. Ama çözücülük konusunda da çok ibretlidir. Ben bunu Hacer-ül Esved meselesi olarak anladım. Şimdi Hacer-i Kabe'nin duvarı yapılırken Hacer-i Esved'i kimin yerine koyacağı büyük bir tartışma konusu. Oradaki kavimler, kabileler arasında bir çekişmeye tekabül ediyor. Niye? Sadece Hacer-i Esved'e atfedilen hususiyetlerden dolayı değil. Bir anlamda oradaki hükümranlığı gösterme babında da önemli bir şey. Kim o şerefle serfiraz olacaksa onun başka bir hüviyet olacak. Hazreti Peygamber geliyor. Çözüm ona. İşin menkıbe olan kısımları var. Oralarını geçelim. Kendi bir rivayete göre kendi ırkasını seviyor. Bir rivayete göre bir bez getirtiyor. Ne kadar meselenin tarafı varsa ucundan tutuyor. Herkes bir ucundan tutsun diyor. Herkes bir ucundan tutuyor. Sonra da mübarek eliyle yerleştiriyor. Çözüm bu kadar
basit. Peygamber nerede? Peygamber kim o zaman? Yani bu soruyu ben sormamış olayım. Bunu yapan bir peygambere ihtiyaç yok herhalde. Bu halkın analarından yani bu Türkiye halklarının o konumdaki akıl. Evet, Türkiye halklarının analarından alacağı dua, bu ülkenin çocuklarının geleceğine yapacağı hayır hiçbir ölçüye sığmayacak kadar büyük olur. Yolu tahakküm etmemek, bir şeye icbar etmemek, benim bana ne haksa ona da o hak demek. Eşitiz kardeşim, gel birlikte ne yapabiliriz? Önce zeminini sağlamak, ondan sonra bu kanı durdurmak. Bahar her yerde sevinçle karşılanıyor. Ya. Bizim elimiz yüreğimizde. Bakın, ben koruması olmayan, şoförü bile olmayan bir vaziyette geziyorum. Zannediyor musunuz ki rahat geziyorum? Bir öfkeli anne, bir baba, onunla bırak fiziksel bir şey, o Allah ne yazmışsa olur. Onunla göz göze gelmek ve halen bu konuda bir şey yapamamış olmanın ağırlığı. Bak, bu kendini bilene bundan büyük ağırlık yoktur. Bu meselede endaze kaçtı. Bu mesele yumak oldu. Bir yerinden gönlümüzü yatırıp bu meseleyi çözeceğiz. Şunu demeye hiç kimsenin hakkı yok. Onunla görüşürüm, bununla görüşmem. Bu icbar edici bir dil. Buna ne gerek var? Kardeşim, barış diyenle görüşürüm dersin. Kim o çarka giriyorsa gelir görüşürüz. CHP, MHP, AK Parti, BDP, mecliste temsil edilmeyen siyasetler bu meselede bir araya gelirlerse bu ülkede ben halen bu masa çok kalabalıklaşmadan, bu masa çok savaşın dili daha fazla hafızalarımızda ve gönüllerimizde tahribat yapmadan otururuz. Bu meseleyi vallahi de billahi de bir haftada en azından silahsız bir vaziyete getiririz. Her şey yapıldı, takvim yapılmadı bu ülkede. Habur meselesinde Ezgi'nin sorduğu soruya cevaben bunu düşünüyorum. Ben Kazakistan'da bulundum. Orada bir demokratikleşme, 15 yıla sanırım yayılan bir demokratikleşme takvimi Nazarbayev öngörmüştü. Ve başbakanı o ülkedeki Rus damat çok azdır. Yani toplasan 200 taneyi geçmezdi o zaman. Onlardan birini başbakan etmişti. Sır Bey, toparlayalım. Süremiz bitti. Şöyle bir şey yaptılar. Demokratikleşme takviminde her yılın bu yıl bunları yapacağız. Ama önceden beyan ettiler. Yıl sonunda değerlendireceğiz. Yapamamışsak yapacakları şeyleri sıraladılar. Mekanizmaları oluşturdular. 7 yılda 15 yıllık takvimi bitirdiler. Biz de böyle yapabiliriz. Bir diyebiliriz. Kardeşim, önce yeni bir anayasa yapacağız. Bunun için yol temizliği yapacağız. Bunun için şu paralel hukuk, alt hukuk normlarında insan fıtratına, evrensel hukuka uymayan ne varsa bunları temizleyeceğiz. Bunu yapan hayır dua, yapmayan beddua alır. İnsanlığın vicdanı da mahkum olur. Bundan büyük yaptırım olmaz. Kimse kimseye zorla oy vermez. Bunu bu henüz daha bu konuşabilme zemini varken herkes gönlünü eli yettiğince, dili yettiğince buna yap. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İsterdik ki bugün Sırrı Süreyya Önder'le biraz sinema konuşalım, biraz sanat konuşalım. O renkli kişiliğiyle ilgili biraz sohbet edelim ama siyaset maalesef bütün vaktimizi aldı. Efendim, Basın Kulübü bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta bir başka konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.